Herkese merhaba, benim adım Warren Smith. Bir şeyi başaramamaktan ve yaptığım işin beğenilmemesinden nefret ediyorum. Ben böyleyim. Ablam mükemmel öğrenci sendromum olduğunu söylüyor. Yani bir şey yapacağımda kendimi tamamen o işe adadığımı, elimden gelenin en iyisini yaptığımı ve bu yüzden bir ödülü veya takdiri hak ettiğimi düşünüyormuşum. Neyse, konudan sapmayalım. Dediğim gibi çalışkan bir çocuk olarak doğup büyüdüm. Bir şeyler planladığım şekilde gitmediğinde bundan nefret ediyordum. Annem her zaman kaliteli bir çocuk olduğumu ama aynı zamanda da tehlikeli olduğumu söylüyordu. Ne zaman sokakta oynasam moralim bozuk bir şekilde eve geliyordum. Diğer çocuklar istediğim gibi davranmıyorlardı. Örneğin Harry'nin topumla oynamasına izin verdiysem o benimle bisikletini paylaşmazsa bu beni çok üzerdi. Bunun haksızlık olduğunu düşünürdüm. Eve moralsiz, gergin, hiç havamda olmadan gelirdim ve sadece annem beni sakinleştirebilirdi. Genelde bana sarılır ve beni öperdi. Sonra kendimi daha iyi hissederdim. Yıllar geçti ve zamanla özelliğim, daha doğrusu sendromum giderek daha da büyüdü. Bu sayede okulda çok yönlü bir mükemmel öğrenci oldum. Sınıftaki bir çocuğun tüm derslerinden sadece A almasının çok nadir görünen bir durum olduğunu kabul etmelisiniz. Bu yüzden sınıf arkadaşlarım beni sevmedi. Ama öğretmenler ve müdürler arasında olumlu bir üne sahip oldum. Gerçekten çok çalıştım ve tüm ödevlerimi gece geç saatleri kadar yaptım. İyi notlar için her şeyden vazgeçtim. Partiler, okuldan sonra gezmeler ve hatta zararsız telefon görüşmelerinden bile. Kimseyle iletişim kurmadım. İnsanların dikkatimi dağıtacağını düşündüm. Ve bu yüzden kendimi tamamen en iyi yaptığım işe adadım. Çalışmaya. Okuldan sonra üniversiteye gideceğimi ve ondan sonra bir iş bulacağımı ve çalışacağımı net bir şekilde kafamda planladım. Ama bunun için önce okulu mükemmel notlarla bitirmem gerekiyordu. Sporla aram iyi değildi. Bu yüzden hayallerimdeki üniversiteye gitmek için beynimi kullanmak mı gerekiyordu? Bu konuyu pek sevmesem de zor, tıka basa dolu fizik kuralları ve çözülmüş problemler hazırlamaya başladım. Ve bir sabah okula geldiğimde yeni fizik öğretmenimizle karşılaştık. Eski profesörü çok severdim, o yüzden değişmesine üzüldüm. Eski hocamla ortak bir dilimiz vardı ve o benim konfor bölgemin bir parçasıydı. Öğretmenin adı Bayan Paris'ti. Annemden biraz daha genç görünüyordu. Daha ilk günden yıldızlarımız barışmadı. Eski öğretmenin nerede olduğunu sordum. Ben de iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Diye kabaca cevap verdi. Onu gücendirmek istemedim ama bu onu çok incitmiş gibiydi. Beni tahtaya çağırdı ve soru yağmuruna tuttu. Mağarada üzerime üşüyen yarasalar gibi peş peşe soru sürüleriyle savaştım. Bir hariç hepsinin hakkından gelmeyi başardım. Evet, hayal edebiliyor musunuz? Bana sorduğu konuyu unutmuştum. Çünkü onu geçen sene öğrenmiştim. Hoca bu yüzden bana 4 verdi. Ona itiraz ettim. Sadece mükemmel notlar almaya alışkındım. Bir tartışma başlattım. Korkmaya başladım ve daha önce söylediğim gibi nerede duracağımı bilmiyorum. Tartışmamız öyle bir noktaya geldi ki herkesin önünde sesimi yükselttim ve öğretmen de artık çok kızarak bana 2 verdi ve beni sınıftan attı. Ben dahil herkes şok olmuştu. Hayatımdaki ilk düşük notumu almıştım. Bunu kaldıramadım. O kadar sinirliydim ki eve nasıl geldim bile hatırlamıyordum. O zamandan beri düşmanım oldu. Bu aldığım nota kafayı taktım. İlk kötü notumu çok saçma ve çirkin bir şekilde almıştım. Bu beni üzdü. Annem beni sakinleştirmeye çalıştı. Ama çok psikopattım. Annem de dayanamadı ve bana kızdı. Arada başarısız olman çok normal Warren diye bağırdı annem. Ama sen ve babam bana sadece kazanmayı öğretmediniz mi diye cevap verdim. Ve annem sustu çünkü bu doğruydu. Bana oynamayı, eğlenmeyi öğretmediler. Ve artık çok geçti. Gece gündüz bu aldığı notu düşündüm. Bu not yemek yememi, uyumamı ve başka bir şey düşünmemi engelledi. Tüm defterlerime o aldığım kötü notu yazdım. Hatta masaları bile o notla çizdim. Çok sinirliydim ve sonra aklıma geldi. Neden öğretmenden intikam almıyorum ki? Bir yıldır tekrar etmediğiniz bir konuyu bana sorması ne kadar doğruydu? Sırf sinirleri bozulsun diye tüm karnemi mahvetmesi adil mi? Bizim okulda işe başladı diye ben neden kötü not alıyorum? İçimdeki öfke bir stratejiye dönüştü ve bir dakika içinde bir intikam planı yaptım. İntikam planım acımasız ve tehlikeliydi. İstediğim tek şeydi. Ertesi gün okula geldim. Çocuklar bana şaşkın şaşkın baktılar. Aynaya baktım. Görünüşümün biraz perişan olması dışında her şey her zamanki gibiydi. Günün geri kalanında Bayan Paris'i takip ettim. Arkasından gidip telefon görüşmesini dinlemeye çalıştım. Ama amacım onun çantasıydı. Adresini bulmam gerekiyordu. Bırakacağı ya da çantasını bir yerde unutacağı an yakalamadım. Ama sonra şansım döndü. Aniden biri aradı ve okula bir taksi çağırarak gideceğini adresini verdi. Bu onun evi olup olmadığından emin değildim. Ama şansımı denemeye karar verdim ve adresi yazdım.
Akşam yeni arkadaşımla yürüyüşe çıkacağımı söyleyerek evden ayrıldım. Adresi hemen buldum. Sessizce pencereye gittim, içeriye baktım ve öğretmenim oturup yemek yediğini gördüm. Görünüşe göre o evde tek başına yaşıyordu. Tam ihtiyacım olan şeydi. Çantamdan evcil hayvan dükkanından aldığım fare ve örümcekleri çıkardım. Uyatmadan önce onları yatağına koymak istiyordum. Ama önce dikkatini dağılması gerekiyordu. Telefonunu aradım. Koridorda telefona bakmaya gitti. O anda yatak odasının penceresini çabucak açıp içeri girdim. Ama sandığımdan çok daha çabuk döndü. Yatağın altına saklanmak zorunda kaldım. Öğretmen yatağa yattı ve ışığı kapattı. Aniden koridorda bir gürültü duyuldu. Öğretmen korktu, ışığı açtı ve koridora çıktı. Sonra bir çığlık duydum. "Burada ne yapıyorsun? Çık dışarı!" diye bağırdı. Bir erkek sesi duydum. "Seni öldürürüm. Bana para ver yoksa seni öldürürüm." Çok endişelendim. Yavaş yatağın altından çıktım ve koridora gittim. Duvarın arkasına saklandım ve göz ucuyla onun bir adamla kavga ettiğini gördüm. Adam onun yüzüne vurdu. Karşılık vermeye çalıştı ama zayıftı. Parasını almaya ve tehdit etmeye devam etti. Polise bir mesaj yazdım ve konumu attım. Sonra onlara doğru yaklaşmaya başladım. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Ama o an için çok üzüldüm. Adam onu yere yatırmaya başardı. Üstüne oturdu ve elleriyle onu boğmaya başladı. Ona arkadan yaklaştım. Beni görmediler. Bayan Paris bacaklarını sallıyordu ama ses çıkmıyordu. Fareyi ve örümceği çıkardım ve çabucak adam ensesinden içeri attım. Adam kesinlikle bunu beklemiyordu. Keskin bir şekilde döndü. Kim olduğum ve ne olduğunu anlamadı. Sonra çığlık atarak zıplamaya başladı. Fare onu ısırıyordu. Adam çılgına dönmüştü ama çok komik dans ediyordu. Bu sırada Bayan Paris lambayı kaptı ve adamın kafasına geçirdi. Sonra polis geldi. Bunca karmaşadan sonra herkes gittiğinde öğretmeninle baş başa kaldık. Bana çay verdi ve sordu. Bu arada bu saatte benim evimde ne yapıyordun? Tereddüt ettim. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Yeniden sözlü olmaya geldim dedim. Güldü ve sonra o kötü notu karneme işlemediğini söyledi. Sadece notlarıma yazdım. Sen harika bir öğrencisin ama çok çabuk parlıyorsun dedi. Kendi adıma daha çok utandım. O yüzden sonra da akıllı ve sakin olmaya çalışıyorum. Öğretmen onu kurtardığım için artık beni sözlüğe kaldırmıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Ben Mina. Okula gidiyorum, bir müzik grubunda çalıyorum ve meydan okumalara katılmayı seviyorum. Ama bu meydan okumaların birinin çok tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Kendimden bahsedeyim. Bir babam ve bir kız kardeşim var, adı Lindsay. Annemiz uzun süre önce babamızdan boşandı. Söylediğine göre gerçek aşkını bulup onunla yeni denizlere yelken açmış. Şu anda nerede yaşadığını ve ne yaptığını bilmiyorum. Çünkü o zamandan beri hiç iletişim kurmadık. Zamanla üçümüz birlikte yaşamaya adapte olduk. Zordu ama başardık. Babamızın neredeyse her zaman çalıştığı gerçeğinden dolayı Lindsay ve ben tüm ev işlerini hızlı bir şekilde yaptık. Birlikte temizledik, okuldan sonra yemek yaptık ve sonra meydan okumalar gibi çeşitli eğlenceler bulduk. Dediğim gibi, sadece bu meydan okumaları seviyorum. Yeni meydan okumaları takip etmek benim için eğlenceliydi. Her hafta birimiz bir meydan okuma buluyor ve diğeri de onu takip ediyordu. En iyi performansı gösteren kişi bazı sembolik ödüller kazanıyordu. Böylece Instagram ve TikTok'ta video ve fotoğraf yüklediğimiz ortak bir kanal oluşturmaya karar verdik. Sadece birkaç yıl sonra bu meydan okumaların giderek daha popüler hale geldiğini fark ettik ve hiçbirini kaçırmadık. Hepsine katılmaya çalıştık. En popüler olanlar arasında buz kovası mücadelesi, yargılamama mücadelesi, tombul tavşan mücadelesi, çiğ soğan mücadelesi ve bunun gibiler vardı. Bu yıl Flip the Switch, kesinlikle her şey, beni dene ve benzeri meydan okumalara katıldık. Çok aktif olduğumuz için bizim yaşımızdaki aktif kullanıcılarla bir organizasyona bile davet edilmiştik. Bu resmen kül kedisi için baloya davet gibiydi. Tabii ki oraya babamızın izniyle gittik. Orada 20 tane daha havalı çocukla tanıştık. Harika bir akşamdı. Ortak videolar bile çekmeyi başardık. Ve genellikle olduğu gibi her grup içinde en cüretkar ve insanları kızdırmak için mükemmel bir yeteneğe sahip olanlar vardır. Mekandan ayrılmak üzereyken bir sersem kız kardeşimle uğraştı. Kardeşim de yaşından dolayı uğraşmaya başladı. Lindsay cesur bir kızdı ve kendisini koruyabilirdi. Ama kız kardeşimin olduğu için vicdanım öylece durmama izin vermedi. O kızla kavga etmeye başladık. Adını bile hatırlamıyorum. Kavgayı gören çocuklar bir meydan okuma yardımıyla anlaşmazlığı çözmeyi teklif ettiler. Merdivenlerden gözü bağlı olarak inmek gerekiyordu. Kabul ettim. Heyecanlıydım ama bu meydan okumayı yaptım. Kız yolun yarısında düşmüştü. Bir şey yoktu. Ama ben meydan okumayı tamamlamıştım. Bu bana fazladan birkaç alkış getirdi. Memnundum.
Kız kardeşim ve ben eve gittik ve bütün gece olayları konuştuk. Ertesi gün o kız beni tekrar aradı. Tekrar yarışmak için bana meydan okuduğunu söyledi. Son meydan okumadan sonra kabul etmesem olmazdı. Bu sefer her şey çok daha ciddiydi. Ağzımızı alkol alıp ateşi püskürtmemiz gerekiyordu. Böylece sirk sanatçıları gibi küçük bir ateş gösterisi yapacaktık. Lindsay beni vazgeçirmeye ikna etmeye çalıştı ama gururum buna izin vermedi. Nasıl yani diye düşündüm. Geçen sefer şanslıysam neden bu sefer de şanslı olmayayım ki? Kız kardeşime onun gibi insanların derhal hadlerinin bildirilmesi gerektiğini, aksi takdirde kötü bir şey olana kadar bizi rahatsız etmeye devam edeceğini söyledim. Bir gün belirledik ve tekrar bir araya geldik. Çocuklar kameraları açtılar, daha güvenli, ıssız bir yer seçtik. Meşaleleri elimize aldık, onları yaktık ve başlamasını bekledik. Biliyorsunuz ilk başta çok güzeldi. Neredeyse geceydi. Etraf karanlıktı. Sadece kameraların flaşlarından gelen ışık üzerimize düşüyordu. Kalabalığın ortasında durduk ve herkes gösteriyi beklemeye başladı. Ve o kadar beklenmedik bir şey oldu ki herkes çıldırdı. Ağzımızı alkolle doldurduğumuzda o kız ateşe tükürdü. Bense o anda Lindsay'e el sallamak için ona sırtımı dönmüştüm ve alkolün saçlarıma sıçradığını fark bile edemedim. Benim sıram geldiğinde ve meşaleye alkol tükürdüğümde uzun saçlarımın ucunun ateşe değdiğini ve saçlarımın nasıl alev aldığını fark etmedim. Lanet bir ateş gibi yandılar. O yanık kokusunu alana kadar neler olduğunu anlamadım bile. Sonra paniğe kapılmaya başladım. Çığırınca sanki ateş sönecekmiş gibi çığlık attım ve kimse bana gelip yardım bile etmedi. Herkes telefon elinde beni videoya çekiyordu. Sadece Lindsay koştu. Kot ceketini başıma geçirdi ve beni sardı. Sonra bir ambulans çağırdı ve beni götürdüler. Babam 10 dakika içinde yanıma geldi. Hastaneden telefon geldiğinde neredeyse deliriyordu. Kafamın yanmasına rağmen yüzümün yanmaması iyi bir şeydi. Ertesi gün beni çektikleri videolar sosyal ağlarda ve arkadaşlarımın mesaj kutularına gönderilmişti bile. Birileri videomu düzenlemek, efekt eklemek için üşenmemişti bile. Ama ben en çok güzel saçlarımın yandığına üzüldüm. Doğal, parlak, simsiyah saçlarım olduğunu söylemiş miydim? Mükemmel düz saçlarımla ve güneşi nasıl parladıklarıyla hep gurur duyuyordum. Ama şimdi gittiler. Bu konuya çok kafamı taktım, çok ağladım. Hastane bana her şeyin çok daha kötü olabileceğini, çok şanslı bir çocuk olduğumu söyledi. Taburcu olduğum gün birisi ziyaretime geldi. Kim olduğunu tahmin edemezsin. Evet, o kız geldi. Bu arada da Ashley'ymiş. Bana bir hediye getirmiş. Siyah saçlı bir peruk. İlk başta onu düşmanca karşıladım. Ama sonra aslında hiçbir suçu olmadığını, suçun benim olduğunu fark ettim. Kendimi yaralamıştım. Kazayla olmuştu. Hediyeyi kabul ettim ve o zamandan beri neredeyse her gün evime geliyor. Anlaşılmaz bir şekilde onunla iyi arkadaş olduk. Yani arkadaşlar, herhangi bir meydan okumaya katılmadan önce lütfen öncelikle güvenli olduğundan emin olun. Belki de her kız bunu bir defa yaşamalı. Bir TikTokçuya aşık olmak. Bu sanal platformu daha önce biliyorsanız yorumlara bir artı işareti koyun ve kendi hikayenizi anlatın. Ben de bu arada size kendi hikayemi anlatacağım. Benim adım Ivy. Tanıdığım birçok erkek gibi ben de TikTok kullanıyorum. Fakat hayatımın aşkını orada bulacağımı hiç düşünmemiştim. Adı Jude'du. Profilini ilk gördüğümde onun özel olduğunu anladım. Jude yakışıklıydı. İnanılmaz derecede yakışıklı. Büyüleyici bir gülümsemesi ve harika karın kasları olan kahverengi gözlü tam bir esmer bombaydı. Onu gördüğümde kalbim yerinden fırladı. Ve sonra da bağımlısı oldum. Aşırı derecede fazla sayıda abonesi olduğunu gördüm. Ve bu da beni samanlıktaki iğne gibi yapıyordu. Beni fark etmesi bir mucize olurdu. Ve inanmayacaksın ama o zamanlar gerçekten şanslıydım. Dedikleri gibi hayaller gerçekleşir. Jude okul yılının başında bizim okula başladı. Üstelik bizim sınıfta. Ama kötü olan tarafı ise sınıf arkadaşlarımın da ona salyalarını akıtmasıydı. En güzel olan Eliza'ydı. Yani bilirsin, zengin ve güzel bir kız, uzun bacaklı, kompleksi yoktu. Ama bir nedenden dolayı Jude hemen ona aşık olmadı. Yani demek ki bu çocuğun beyni de var. Bu senin şansın. Hadi gerçekten onu beğeniyorsan harekete geçmelisin, dedi en iyi arkadaşım Dexter. Dexter ve ben çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Yan yana yaşıyoruz ve 100 yıldır arkadaşız. Hatta sürekli oynadığımız ve en sevdiğimiz oyuncaklarımızı sakladığımız ahşap bir ağaç evimiz bile var. Ailelerimiz her zaman bizim ileride beraber olacağımızı düşünürdü. Ancak arkadaşlığımız tüm bunların üstündeydi. O benim tek, en iyi arkadaşımdı ve bu karşılıklıydı. Her zaman beni destekleyen Dexter başaracağımı söylerdi ve Jude konusu için de aynı şekilde davrandı. Ve denemediğimiz şey kalmadı.
Kazar onun yanından geçerken omzuna çarptım. Ders kitaplarımı düşürdüm, bayıldım. Onu akşam yemeğine davet ettim. Futbolda destekledim, matematikte yardım teklif ettim. Ama her seferinde hep aynı davrandı. Yani umursamadı. Onun için bir boşluk gibiydim. Tabii ki ben kimim, o kim? O bir TikTok yıldızı, yakışıklı, çekici, atletik vücutlu, erkeklerin ve kızların dikkatinin merkezinde olan birisi. Ya ben kimim? Bir fare. Tüm başarım bu. Artık gözlük takıyorum ve nasıl giyineceğimi bilmiyorum. Etrafımdaki kızlar güldü, alay etti, rezil oldum ve geceleri ağladım. Ama Dexter, hayır, mücadele et dedi. Ve sonra bana sınıf başkanı olmamı ve bu şekilde TikTokçunun dikkatini çekmemi tavsiye etti. Yaptım. Birkaç gün sonra Jude kayıtsız bir bakışta bana yaklaştı. Programa göre bir şeyler istedi ve çekip gitti. Üstüne müdürden yapmamı istediği bir sürü angarya görev almıştım. Fikir kötüydü. Ardından fikir alışverişinden sonra Jude'u gözlemlemeye ve kız zevklerini incelemeye karar verdik. Dexter bir kağıda TikTokçunun sevdiği kız tiplerini yazdı. Hem dış görünüş olarak hem de karakter olarak aynı kağıttaki gibi olmak zorundaydım. Kısacası sınıf başkanı olarak bir sınıf arkadaşımızın evde sorunları olduğunu öğrendim. Annesi hastaydı ve para toplamak için bir hayır gecesi düzenlemeye karar verdim. Para toplamak için ücretli danslar düzenledim ve aynı zamanda arkadaşımla bu fırsattan yararlanarak TikTokçuyu kazanmak için bir şans elde edebileceğime karar verdim. Kendisi birine aşık olmadan hızlı hareket etmek gerekiyordu. Ne yazık ki bir ay boyunca bana hiç bakmadı. Karşılıksız aşk fikrine katlanmak istemedim. Ayrıca Dexter gücüme inandığına dair beni temin etti. X-Day nihayet yaklaşıyordu. Bir gün önce arkadaşıma danışarak gardırobuma bakıyorduk. Kıyafetlerim çok iyi değildi. Bu yüzden ertesi gün alışverişe gittik. Hayatımın ilk çılgın alışverişiydi. 10-20 mağaza dolaştık. Çok yoruldum ama Dexter durmadı. Ve öğleden sonra beni bir güzellik salonuna götürdü. Orada saçlarımı ve makyajımı yaptılar. Beni genel olarak tanınmayacak kadar değiştirdiler. Çalışkan öğrenci Ivy'den aynada kendini bile tanımayan bir güzelliğe dönüştüm. Dexter o akşam babasının üstü açık arabasını aldı ve dansa gittik. Her şey bir film gibi oldu. Oraya geç gittim ve sınıf arkadaşlarımın bütün bakışlarını kendime çektim. Oraya ince spagetti askılı, zarif tasarımlı ve yüksek topuklu şık siyah bir elbiseyle geldim. Ve ayrıca gözlük yerine lens taktım. Dexter beni görünce Jude bugün aşık olmazsa onun tam bir aptal olduğunu söyledi. Yavaş yürüdüm ve sonunda konuşmamı yaptım. Bütün akşam iltifatlar aldım. Müdür bile şok oldu ve sonra Jude bir bardak meyve suyuyla yanıma geldi. Harika görünüyorsun dedi ve dans etmek istedi. O kadar gergindim ki gerçekten bayılacağımı düşündüm. Ama her şey yolundaydı. Her şey beklediğimden daha iyiydi. Aynı akşam Jude TikTok'ta benimle bir video paylaştı. Nasıl dans ediyoruz? O kadar çok yorum vardı. Kim bu güzellik? O kim? Kız arkadaşın mı? Ama cevap vermedi. Çok merak uyandırıcıydı. Ama inanamadım. Büyülü bir rüya gibi görünüyordu. Çok mutlu olmuştum. Akşamdan sonra beni eve götürdü ve öptü. Mutlulukla çığlık atmak istedim. Ve sonra Jude şehirde bir gezintiye çıkmaya davet etti ve ben de kabul ettim. Bu peri masalının bitmesini ben de istemedim. Yolda çoğunlukla sadece onun hakkında konuştuk. Kim olduğunu, her gün bir video çekmesi gerektiğini, Jude spor salonunda egzersiz yapmaktan ve kaslarından bahsetti. Garip bir yere gittiğimizi fark etmedim. Birkaç dakikalığına bana gidelim, ceket çok sıcak, çabuk değişeceğim ve sonra gezmeye gideriz dedi bana. Fikir gerçekten hoşuma gitmese de kabul ettim. Oraya gittim, buranın onun dairesi olduğu ortaya çıktı. Jude bana meyve suyu koydu ama şarap olduğu ortaya çıktı. İçmeyi reddettim ama ısrar etti. Aksi takdirde hiçbir yere gitmeyeceğiz, burada kalacağız dedi gülerek. Kendimi biraz tedirgin hissettim. Ama istediği gibi yaptım ve bir yudum da bardağı içtim. Ona acele etmesini söyledim. Acele etmeye gerek olmadığını, çünkü evinde olduğunu söyledi. Jude kapıyı kilitledi ve bana yaklaştı. Çok korktum ve polisi arayacağımı söyledim. Peki onlara ne söyleyeceksin? Bir aydan fazladır peşimden koşuyorsun. Fark etmediğimi mi sanıyorsun? Benimle olmak istiyor musun? Ben istediğini hemen almaya alışkın bir adamım. Polis sana inanmayacak. Benim sağlam bir itibarım var ve sen sarhoş bir gençsin. Şarap içtin ve ben içmedim dedi. Korkuyla ağlayacakmış gibi hissettim. Ne yaptım sorusu kafamın içinde dönüyordu. Yine de telefonumu çıkardım. Jude'un telefonunu alıp duvara vurmak için vakit vardı. Sonra o kadar sert çığlık attım ki kulaklarım çınladı. TikTokçu bana geldi, ağzını kapatmaya çalıştı, ayağına bastım ve mutfağa koştum. Ve sonra birinin sesini duydum. Ivy! Dexter bağırdı.
"Olamaz, Dexter buradayım!" diye bağırdım. "Yardım et!" Jude tekrar arkamdan koştu, kolumu tuttu ve aniden bayıldı. Dexter'ın onun kafasına tava ile vurduğu ortaya çıktı. Sonra Dexter el ele tutuşup kaçtık. Yol boyunca paniktim ve ağlıyordum. Kendime küfrediyordum. Ne kadar aptaldım. Tek bir şeye ihtiyacı vardı ve ben ona inandım. Dexter'ın bütün akşam Jude'un peşinden giderek bizi takip ettiği ortaya çıktı. "Senin için endişelenmiştim," dedi. "Ona kurtaracağım," dedim. Ona sonsuz minnettardım. Ertesi gün Jude öfkeyle okula geldi. Okuldan sonra beni konuşmak için okulun arka bahçesine çağırdı. Özür dilemek istediğini düşündüm. Oraya Dexter'la gittim. "Oo, Batman'imiz de burada," dedi TikTokçu. Neye ihtiyacı olduğunu sordum. Evine böylesine küstahça ve izinsizce girdiğim için polise başvuracağını ve bunlardan hiçbirinin olmamasını istiyorsan ona borçlu olduğumu söyledi. Ne demek istediğini anlamışsındır. Dexter ona küfretti ve ona polise gideceğimizi söyledi. Çünkü dün yardım gecesinin ardından yıldızımızın sınıf başkanına nasıl saldırdığını filme almayı başarmıştı. Ayrıca yerel basına röportaj vereceğim. Böylece TikTok popülerliğin de bitecek. Bir dahaki sefere videolarını cezaevinde çekeceksin, dedi. Jude öyle bir delirdi ki bana aptal inekledi ve gitti. Dexter karşı koyamadı. Ona yumruk attı. Tabii ki bu eşitsiz mücadelede kaybetti ama Dexter'ın benim için yaptıkları bana çok şey söyledi. Her şeyi videoya ne zaman çekmeyi başardığını sordum ve arkadaşım hiçbir şey çekmediğini söyledi. Ona sadece blöf yaptım. Onun gibi insanlar sadece gösteriş yaparak yaşarlar. Beyinleri azdır. Bu yüzden analiz etme yeteneği onlar için değildir. O yüzden blöf yapıyordum, dedi. Sonra neden beni caydırmaya çalıştığını sordum. Ve Dexter sadece mutlu olmamı istediğini söyledi. O anda ona farklı gözlerle baktım. Nasıl olur bilirsiniz. Mutluluğu ararken bazen düşündüğümüzden daha da yakında olur. O olaydan sonra bu yana yaklaşık 3 hafta geçti. Jude bana bakmadı ya da merhaba bile demedi. Onun için yine bir hiç oldum ama artık benim için sorun değildi. Sınıftaki kızlar onunla yapışıyordu. Genel olarak Dexter'la dostluğumuz dışında her şey yerine geri döndü. O akşamdan itibaren her şey değişti. Dexter'ın benim için farklı hissettiğini fark ettim. Bu düşünce ve eylemi bende benzer bir şey uyandırdı. İkimiz de konuşmamızın onun adına bir itiraf gibi olduğunu çok iyi anladık. Bu yüzden bir şekilde cevap vermem gerekiyordu. Biraz zamanımı aldı. Ne kadar uzun süre düşündüysem Dexter benden o kadar uzaklaştı. Ama onsuz her gün bir öncekinden daha kötü oldu. Ne de olsa uzun yıllar mükemmel bir uyum içinde iletişim kuruyorduk. Sonunda bir gün Dexter'ın okula gelmediğini gördüm. Benim bu ciddi şekilde endişelendirdi. Babasının geldiği ve Dexter'ın onunla başka bir eyalete gitmek, orada çalışmalarına devam etmek istediği ortaya çıktı. Bunu annesinden duydum. Dexter dışarı çıkmadı. Sonra onu alıp öylece gitmesine izin veremeyeceğimi hissettim. Akşam ağaç evimize gittim. Ona bir mektup bıraktım. Son umudumdu. Ona şu anda hemen karşılık veremeyeceğimi yazdım. Ancak giderse huzur içinde yaşayamayacağımı hissediyordum. Kalmasını ve ne olacağını görmesini istedim. Birkaç saat sonra kapının çalındığını duydum. Dexter mesajımı tutarak duruyordu. Ve birden onu ne kadar özlediğimi anladım. Benim için kaldı. "Pekala seni aptal inek, hadi yürüyüşe çıkalım mı?" dedi gülümseyerek. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.